Şimdi oyuncakları dağıtacağız size ama Muhsin abinin sizden bir isteği var. Herkes okulda dersine çalışacak. Herkes okuyup büyük adam olacak. Her şey 70'li yıllarda başladı. Çünkü 70'li yıllarda ben 7-8 yaşındaydım. Ve benim hiç oyuncağım olmadı. Aslında ne benim ne benim jenerasyonumun bir oyuncağı yoktu bizim yaşadığımız köyde. Benim hep hayalim şuydu. Birileri gelse de bizlere oyuncak dağıtsın. Çünkü biz karpuz kabuğuna ip bağlıyorduk, onunla oynuyorduk. Daha sonra bizim köye şeker pancarı geldi. Şeker pancarı ekmeye başladılar. Bizler de şeker pancarının yetişmesini dört gözlükle bekliyorduk. Niye? Çünkü tarladan en büyük, en kocaman şeker pancarını alıp bıçakla oyup onlardan oyuncak yapmak. Böyle giderken ve benim beklediğim oyuncakçı maalesef gelmedi. Ve ben o gün bir hayal kurdum. Dedim ki o oyuncakçı abi ben olacağım. Bugün de Allah kısmet etti. Dileklerim gerçek oldu. Ve ben hayalimi ertelememek için startı vermiş oldum. Önce bir karavan tasarladık. Daha sonra Muhsin abiyi tasarladık. Muhsin abiyi bir çocuk gözüyle tasarladık. Hani Noel Baba var ya, biz şunu istedik. Muhsin abi de Türkiye'deki çocukların Noel Babası olsun. Tasarladık bunları, karavanımızı yaptık, oyuncağımızı doldurduk ve köylere çıktık. Köylere çıktık. Takdir edersiniz ki öncelikle gelir düzeyi düşük olan köyleri tercih ettik. Yaklaşık Bursa merkeze 100 kilometre, 120 kilometre olan köylerimiz var bizim. O coğrafyayı ben dahi bilmiyordum daha gitmeden önce. Oraya gittiğimizde inanın kendi çocukluğumu gördüm orada. Çocukların orada oyuncaksızlığını gördüm. Çocukların oyuncağı verirken gözlerinin ve kalplerini gördüm. Onların gülücüklerini gördüm. Özellikle kız çocuklarını. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bağrımı açıp o çocukları bağrıma, kalbime sokmak istedim. Olağanüstü bir haz duydum. Olağanüstü mutlu oldum. Çünkü benim bir sloganım var. Çocuklar gülerse dünya güler. Biz ülkemizi çocuklara devredeceğiz. Hakan Bey. Dolayısıyla çocuklara yatırım yapmak zorundayız. Ve hayallerimizi ötelememek zorundayız. Evet, herkesin bir hayali var. Benim de var. Başka hayallerim de var tabii ki. Ama bu projeyle ben bunu da öğrenmiş oldum. Hayallerimizi ertelememenin ne kadar güzel bir şey olduğunu gördüm. Hayallerimizi ertelemediğimiz zaman hem o hayalimizi yerine getirmiş oluyoruz, hem manevi olarak olağanüstü haz alıyoruz. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Başlarken ben bu projenin bu kadar keyifli olduğunu gerçekten tahmin etmiyordum. Ya olağanüstü tepkiler aldık ve ben şahsım olarak olağanüstü şeyler yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim, hani bu ekranlarda söylemek ne kadar doğru olur ama diğer belki de niyeti olan, fikri olan arkadaşlar için söylüyorum. Ben ilk gittiğim zaman çoğu zaman ağlayarak başladım. O çocuklarla kucaklaştığım zaman, onlara oyuncaklarını verdiğim zaman. Dediğim gibi tabii ki yani bu anlamda yorulduk, çaba sarf ettik, maddi olarak harcamalarımız oldu. Ama şunu söylüyorum, gerçekten yani benim yaşadığım olaylar, benim yaşadığım çocuklarla olan ilişkilerim, onlarla olan projelerim, onlarla olan buluşmalarım, bunların parayla hiçbir şekilde karşılığının
olmadığını gördüm ben. Yaşadıklarımı ben parayla hiçbir zaman alamam, alamayacağımı düşünüyorum. Tepkiler çok güzeldi tabii ki. Yani ben buradan sizin aracınızla özellikle Bursa Valimiz Yakup Can Bolat Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projeyle alakalı bize olağanüstü destek verdi, bize izin verdi, bize inandı, projemize inandı. Bu anlamda kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü şeyler yaşadık dediğim gibi. Şu ana kadar yaklaşık 300 köy ve mahalle dolaştık. Baştan da dediğim gibi önce kırsalı seçtik. Bursa'nın 4 tane kırsal kasabası var. Kırsal kasabaların 3'ünün tamamını mahalle ve köy olarak bitirdik. Daha sonra merkezdeki bazı mahallelere sürpriz gidişler yaptık biz. Hiç haber vermeden. Çünkü takdir edersiniz ki merkez mahallelerde çocuk sayısı çok fazla. Mesela X mahallede 1000'e yakın çocuk var. Önceden haber verdiğimiz zaman pandemi dolayısıyla çok büyük yığılmalar oluyor. Bunu bir defa yaşadık. Ondan sonra biz sürpriz girişler yapmaya karar verdik. Sürpriz girişler yaptık. Zaten bizim karavanımız artık bir şekilde de biraz meşhur oldu. Karavanı gören Muhsin abinin geldiğini anlıyor ve hemen çocuklar oraya toplanıyorlar. Sürpriz girişlerde de yine 150-200 tane çocuklara ulaşabiliyoruz. Onları sevindiriyoruz. Bu işin tarihi yok, saati yok, zamanı yok. Yani işlerimden boş kaldığım zaman, toplantılarımın ve işlerimin yoğun olmadığı günlerde hemen pikabıma, karavanımı bağlıyorum. Yanıma bir arkadaş alıyorum. Bursa'nın bir mahallesine gidip orada da çocukları sevindiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Hakan Bey. Ben bir iş insanıyım. İş yapıyorum. İhracatımız var, satışlarımız var falan. Bu projeye başladık. Tabii bu projede çok emek var. Ben buradan emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Proje başlarken, proje devam ederken arkadaşlarım çok emek verdiler, benimle geldiler, uğraştılar. Buradan tekrar, belki de tekrara düşüyorum ama gerçekten emekler o kadar çok ki tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz projenin başladığımızın ilk gününün akşamı inanın ben uyuyamadım. Yani hem bir heyecan var, hem nasıl olacak, nasıl kabul görecek, başarılı olacak mıyız, hedefimize ulaşacak mıyız? Çünkü benim 45 yıllık bir hayalimdi bu. Yani 45 yıllık hayalimi gerçekleştirmek adına İşte böyle bir proje başlattık, karavanımızı yaptık, oyuncağımızı aldık, içini doldurduk, karavanı süsledik ama neticede bunu hayata geçireceğiz. Ben o gece uyuyamadım. Uyuyamadım derken tabii gecenin ertesi biz yaklaşık 120 kilometre bir yol yaparak Büyükorhan'a gittik. Büyükorhan'a gittik. Tabii şimdi bazı arkadaşlar da soruyor, nasıl yapıyorsunuz, neye göre karar veriyorsunuz, köyleri nasıl seçiyorsunuz? Ben bu anlamda her ilçenin muhtarlığa dernek başkanı var. Ben öncelikle muhtarlığa dernek başkanıyla kontak kuruyorum. Çünkü coğrafyayı onlar bildikleri için rutumuzu onlar belirliyorlar. Belli bir yerden, bir mahalleden, bir köyden başlıyoruz. O günün akşamına kadar belli köylere girerek, mahallelere girerek o günü finalize ediyoruz. Özellikle ilk günün heyecanını ben anlatamam. Çok güzeldi. Yani hem çocuklarla beraber güzeldi, benim için güzeldi. Çünkü dediğim gibi yani 45 yıllık bir hayalimin başlangıcının ilk günüydü. Takdir edersiniz ki yani bu ben burada ne kadar anlatsam da hakikaten bunu anlatamam. Yani veteriler de var, resimler de var. Ben zannediyorum bizi izleyen dostlarımız daha iyi anlayacaklardır o veterileri ve resimleri görürken. Çünkü ben anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum ama ben eminim ki o heyecanı, o güzelliği ve o mutluluğu anlatamıyorum. İnşallah resimlerden onları anlatabileceğiz diye düşünüyorum. Hakan Bey şöyle diyebilirim. Tabii ki herkesin öncelikleri var. Benim 3 tane önceliğim var.
Bir, devletime vergimi ödediğim zaman. İki, çalışanlarımın maaşlarını, haklarını ödediğim zaman. Üç, hayallerimi gerçekleştirdiğim zaman. Ve bunu özellikle diyorum. Lütfen hayallerinizi ötelemeyin. Tabii ki bir mesajım olacaktır. Acizane, bu ülkede doğan, bu ülkede büyüyen ve bu ülkede bir şeyleri başaran, bir şeylerin sahibi olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum buradan. Lütfen bu ülkede kazandıklarımızı bu ülkenin iyiliği için, bu ülkenin geleceği için sosyal sorumluluk projeleriyle paylaşalım. Ben şunu istiyorum ve hep diyorum arkadaşlar, iyilik bulaşıcıdır. Gelin bu iyiliği bulaştıralım. Gelin 81 ilde 81 tane Muhsin abi yapalım. Düşünebiliyor musunuz Hakan Bey? 81 ilde 81 tane Muhsin abi ve Türkiye'de oyuncaksız çocuk kalmıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum daha güzel bir şey olacağını. Ben bunu istiyorum, bunu söylüyorum. Ve şunu son olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Hakan Bey bunu kameraya bakarak söylemek istiyorum. Arkadaşlar, lütfen hayallerinizi ertelemeyin. İnanın hayallerinizi ertelemediğiniz zaman hem mutlu olacaksınız hem bugünkü kazancınızdan daha fazla kazanacaksınız. Ben bunu birebir yaşadım ve gördüm. Allah'a emanet olun.